Eğer internette takılan bir insansanız bir süredir etrafta Free Britney diye bir etiket görüyor olmanız mümkün. Bir sürü farklı yerde konuşulan bir konu bu Free Britney. Peki Britney'yi neyden özgür kılmak istiyorlar? Britney'nin başına neler gelmiş de insanlar bunu paylaşma gereği duyuyor? Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram sayfamızdan da bizi takip edin. Biz de Free Britney olayına baştan bir bakalım isterseniz. 2007 senesi Britney Spears için pek iyi geçmemişti hatırlayacak olursanız. Yaşadığı bazı sıkıntılar ve üstüne fazlaca gelinmesi onun sinir krizleri geçirmesine sebep olmuştu. Bazı olaylar mahkemeye taşındı ve Britney o zamanlardan itibaren kendisine ait bütün haklarından men edildi. Bu olaylar sonlandığında sene 2008'di. Kaliforniya'da vasilik bir insanın sağlıklı bir hayat sürdürememesi ve kendine yetememesi durumunda veriliyor. Britney'nin 2004'ten 2007'ye kadar yaptıklarını mahkemede aleyhine kanıt olarak gösterenler onun toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşayamayacağını iddia etmişti. Sadece maddi konuları da kapsamıyor bu durum. Mesela Britney araba bile kullanamaz. Çünkü artık izni yok. Kendi doktorunu seçemez, kendi avukatını tutamaz. Kendisine ait bir evde yaşayamaz. Vasisiyle birlikte yaşamak zorunda. Britney Spears o zamandan bu zamana babası James Spears yönetiyor. Bütün mal varlığından aldığı bütün kararlara babasının izninin olması gerekiyor. Babasına bu konuda ön ayak olan kişi de avukat Andrew Wallet. Ki o da Britney'nin sırtından büyük paralar kazandı bugüne kadar. Bu durum bir süredir internette insanların dikkatini çekiyordu. Bazı insanlar Britney'nin bazı şeyleri zorla yaptırıldığına inanıyor uzun bir süredir. Hatta bunu Illuminati'ye bağlayanlar bile oldu. 2018'in sonunda Wallet'ın Britney'den daha fazla para istemesi ve üzerine Britney'nin Vegas şovlarının iptal edilmesi ortada büyük bir terslik olduğunu düşündürdü insanlara. Britney'nin paylaştığı bir Instagram postunda aileme öncelik vermeliyim lafı Jamie ile alakalı bir sıkıntının gündeme gelmesine sebep oldu. Ancak insanlar bu paylaşımı pek içten bulmadılar, sebebine birazdan geleceğiz. Bu arada Britney'nin sevgilisiyle birlikte araba kullanırken resimleri düştü. Hatırlatalım, Britney'nin araba kullanması yasak. Mart 2019'da da Andrew Wallet vasilikten çekilmek istediğini söyledi. Maddi konular ile alakalı kararlar almada Andrew'un önemli bir yeri vardı ve bu mevzudan çekilmesi insanlara bir garip geldi. Nisan 2019'da da Britney Spears psikiyatrik yardım almak için bir rehabilitasyona gitti. Babasının hastalığının kendisini çok kötü etkilediği açıklandı basına. Şimdi bu Ocak'tan beri gerçekleşen olaylara tekrar bakalım. Britney'nin Vegas şovu iptal edildi. Britney Instagram'da ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi. Babasının hastalığı gündeme geldi. Britney'nin araba kullandığı görüntüleri düştü. Andrew Wallet işten ayrıldı ve Britney psikiyatri koğuşuna kapatıldı. Olayın gidişatı anlaşıldı mı? Çıkan haberler, söylenen sözler böyle bir zaman çizelgesi oluşturuyor değil mi? Ancak işler pek de öyle değilmiş. Nisan ayında Britney's Gram adlı podcast'ın sunucuları Tess Baker ve Barbara Gray, Britney Spears'ın babası Jamie tarafından kontrol edildiğine dair bir kaynaktan haber aldığını iddia etti. Bu haberin çok ciddi bir kaynaktan geldiğini söylediler. Söylenenleri sizin için tercüme ettik. Hi there. I cannot disclose who I am. I just heard the latest episode. You guys are onto something. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I'm no longer with them. And what is happening is disturbing, to say the least. So, basically, Britney was in rehearsals for Domination. It came to Jamie's attention, Jamie Spears, that Britney was not taking her medication as prescribed. She was missing a lot of doses and just full on not taking them. So they got her to the doctor. The doctor said, okay, if you don't want these medications, let's get you on a new one. Well, she refused to take the new one. So Jamie said, either you take this medication or the show's off and I'm pulling my support and you can't do it. Britney did not follow Jamie's instructions, and so he was true to his word. He pulled the show. He verbatim said, blame it on my illness. And that's when we get the early January Instagram. Fast forward a couple days, Britney's still not following through with her medication. And as you guys have mentioned, she is seen with Sam driving. A big no-no on
it's a big rule that she broke. Britney has been in the mental facility since mid-January. Of course, the statement yesterday said she entered last week. That is not true. She's been in there since mid-January. And there is no timeline. Granted, I've been gone. I haven't worked at the company or at the firm for about a little over 2 weeks now. But there is no end, particularly in sight, for this stay at this mental facility to end. She did not want to go. She. I of course, I'm just a paralegal. I haven't had any contact with her, but from what I understand, this was not a decision she made at all. Bunu öğrenen insanlar Free Britney sloganıyla protestoya başladılar. İşin ilginç kısmı Britney'nin annesinin de bu olaylara katılması. Umarım kızımı isteği dışında işler yapmaya zorlayan babasına karşı bir zafer kazanırsanız gibi tweetler attı Lynn Spears. Bu lafların üstüne Britney Instagram'dan ailesiyle alakalı ilgilenmesi gereken bir şeyler olduğunu söyledi ve yakın zamanda geri döneceğini iddia etti. İşlerin çığırından çıktığını ve insanların ailesine ve kendisiyle çalışanlara ölüm tehditleri gönderdiğini paylaştı. Nisan sonunda rehabilitasyondan çıkarıldı Britney. Kendisine yakın olan kaynaklar eve dönmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Mayıs 2019'da ise epey bir hareketlilik var. Britney'nin ailesi Lynn, Britney ile alakalı olan biten her şeyi ve alınan bütün kararları resmi olarak kendisine bildirilmesini istedi. Vasiliye ortak olmak istemedi. Sadece kızının durumunu ve onun adına alınan kararları bilmek istediğini söyledi. Yine Mayıs ayında hem annesi hem babası hem Britney mahkeme tarafından atanan bir avukat ile bu vasilik mevzusunu konuşmak için hakim karşısına çıktı. Hakim bütün olayların dikkatle incelenmesine karar kıldı. Hakimin istediği rapor önümüzdeki haftalarda çıkacak. Bu süreçte Jamie'nin sadece Kaliforniya'da değil, aynı zamanda Florida, Louisiana ve Hawaii'de de vasi olarak sözünün geçmesi istediği duyuldu. Böyle bir başvurusu olmuş. Geçen hafta Kevin Federline'ın Britney'nin babasına karşı bir suçlamada bulunması da gündeme geldi. Kevin'in dediğine göre Jamie, Britney'nin en büyük oğlu Sean'a fiziksel şiddet uygulamış. Bu durumu polise bildirmişler ve Jamie hakkında bir rapor tutulmuş. Bu raporun ardından Jamie'nin torunlarına yaklaşması yasaklanmış. Bu vasiliği sona erdirme mevzusu ilk defa çıkmıyor. 2009'da da bir kere Britney bunu sonlandırmak istemişti. Ancak bu isteği reddedilmişti. Britney'nin eski menajeri Sam Lütfiye, bu olaylara dahil olmasından dolayı bir dava açtığı ve uzaklaştırma kararı aldığı da bilinmekteydi. Söylenene göre Sam Lütfi, eskiden beri Britney'nin zorla tutulduğunu ve ona bazı şeyleri zorla yaptırıldığını bilmekteymiş ve bunu engellemek için çaba göstermiş. O yüzden kendisine karşı dava açılarak hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmış. Jamie, Britney'nin sahip olduğu 47 milyon dolarlık mal varlığından şu aralar tek başına sorumlu. Aldığı her karar, sağlığı, zihinsel durumu ve geri kalan her şey Jamie'nin ellerine bakıyor. Kimle çalışacağı, nasıl bir albüm çıkaracağı, kimle konuşacağı tamamen onun ellerinde. Onun izni olmadan tekrar evlenemez. Onun izni olmadan araba kullanamaz. Onun izni olmadan tatile çıkamaz. Britney'e karşı yapılanların kadına karşı en büyük şiddet olduğunu savunanlar var. Kendi hakkında karar alamaması, ekonomik özgürlüğü olmaması ve babasından şiddet gördüğü iddiaları insanların onun için protestolara gitmesine bir sebep olmuş. Sizce durum nedir? Britney'nin erken yaşta başlayan kariyeri boyunca istemediği şeyler yaptırıldığına siz de inanıyor musunuz? Yoksa bu durum sadece basının bir oyunu mu? Yorum olarak yazın. This spasm of publicity about what happened in from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Oh, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. Ew, I'm embarrassed. Can we stop this? Don't, guys, please, please, guys, don't do this. No, don't. Fuck you! Hey.
Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.